ben kitap okuyan solucan bloğundan Sıla Özkan. Kitap okurken gerçekten cehennemde gibi mi hissediyorsunuz? Etrafınızdaki insanlar kitap okurken siz onlara bakıp bunlar nasıl sıkıcı şeyleri okuyor ve zevk alıyor diyor musunuz? Ama kitap okumaya hevesiniz var mı? Eğer böyle biriyseniz umarım bu video size iyi gelir. Etrafınızdaki kitap okumaktan zevk alan insanları bir inceleyin. Kişisel özelliklerini öğrenmeye çalışın. Genel olarak bu insanların özelliklerinin arasında hayalperest olmaları vardır. Veya çok duygusallardır. Çünkü genel olarak böyle insanlar kitap okumaktan zevk alıyor. Siz onlar kadar şanslı olmayabilirsiniz. Hayalperest bir insan olmayabilirsiniz. Veya duygusal değilsinizdir. Olaylara soğuk bakıyorsunuzdur. Ama yine de kitap okumaktan zevk alabileceğiniz bir iki taktik biliyorum. Birinci taktik, izlediğiniz filmlerin kitaplarını almaya çalışın. Mesela bir film izlediniz, atıyorum Açlık Oyunları. Onun kitabını okumaya çalışın. İzlediğiniz filmlerin kitaplarının daha güzel olduğunu öğrenince muhtemelen kitaplara daha çok ilgi duyacaksınızdır. Eğer bir kitabı açtığınızda olan olayları kafanızda canlandıramıyorsanız ve karakterler sizin için basit bir insandan ibaret kalıyorsa, onları kişiselleştiremiyorsanız size daha kolay bir önerim var. Çizgi roman okuyun. Çizgi roman okumak normal kitap okumaktan daha kolay. Çünkü hem daha inceler hem de çizimleri olduğu için kolay bir. Eğer çizgi romanlar çok pahalı, onlara para vermek istemiyorum diyorsanız o zaman size manga okumanızı tavsiye ederim. Mangalar hem ucuzlar hem de güzel çizimleri olabiliyor. Mesela Death Note, Death Note en sevdiğim manga. Çaktırmayın ama tek okuduğum manga serisi. Çizgi roman okumak ve manga okumak muhtemelen işinize yarayacaktır. Fakat illaki roman okumak istiyorum, çizgi roman veya manga okumak istemiyorum diyorsanız sizlere önerebileceğim şey şu. İnce kitaplardan başlayarak yavaş yavaş kalın kitaplara ulaşın. Onları bitirdikçe okuma hevesiniz artacaktır ve daha kalın kitaplara ulaşacaksınızdır. İlk okuduğunuz kitap şunun gibi tuğla kalınlığında olursa muhtemelen sıkılacak ve bırakacaksınızdır. Tabi bu kitabı demiyorum çünkü bu kitap gerçekten güzelmiş. Ama ilk okuyacağınız kitaplar arasında bu kitap olursa muhtemelen öleceksinizdir bunu okurken. Kitap okumak size hala ve hala sıkıcı geliyorsa bir ayda 300 sayfaya kendinizi şartlandırın ve o bitmeden o ayı tamamlamayın. Yani bitirmek zorunda hissedin kendinizi ve şartlandırın buna. Kolay çerezlik kitapları okumayı tercih edin. Mesela Zek ve Mia gibi. Onları okudukça yavaş yavaş diğer o kalın böyle okuması zor olan kitaplara da ulaşacaksınızdır. Bu taktiklerin hepsini uygulayıp da hala kitap okumaktan zevk alamıyorsanız buna artık diyebileceğim bir şey yok. Ama sorun değil yani. Herkes kitap okumayı sevmek zorunda değil. Veya kitap okumaktan aşırı aşırı zevk almak zorunda değil. Ha bir de kitap okumayı sevip kitap okumaya odaklanamama gibi bir sorunu olan insanlar var. Onlardan birisi benim. Şu sıralar kesinlikle kitap okumaya odaklanamıyorum. Mesela Laklama Oraya katiyen odaklanamadım. Ama daha sonra çerezlik bir kitap okumaya başladım. Ve çerezlik bir kitap olduğu için odaklanabildim. Eğer odaklanma sorunu yaşıyorsanız hemen o okuduğunuz kalın, işte ne bileyim anlatımı zor olan kitapları bırakıp çerezlik kitaplara yönelin. Böylece kitap okuma isteğiniz zamanla körelmez. Bu video tavsiye videosu gibi bir şey oldu. Tavsiye videolarını yapmayı çok seviyorum. Kitaplarla ilgili sorunlarınız varsa aşağıya yazın ki ben de onlar hakkında birkaç video çekebileyim. Bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.